TRT Haber izleyicileri merhaba efendim. Hatıra Defteri'nin çok özel bir bölümünden, çok özel bir sahneden yine çok özel bir misafiriyle karşınızdayız. Efendim Kadıköy Haldun Taner sahnesindeyiz. Sahnenin tam ortasındayız. Karşımızda bir yaşayan efsane. Tiyatronun en emektar, en karakter oyuncularından, en uzun süreli, en başarılı oyunlarına imza atmış, rekorlar kırmış bir tiyatro emekçisi var. Gençlerin onu kitap gibi okumasını dileyeceğimiz çok önemli bir tiyatro sihirbazı var. İmprovizasyonlarıyla, doğaçlamalarıyla 3 yıl, 5 yıl sürecek bir oyunu 28 yıl ayakta tutabilen gerçek bir yetenek var. Söylemeye ne hacet, onu sizler benden daha iyi tanıyorsunuz. 50 yılı, yarım yüzyılı bu sahnede vefa etmiş, yarım yüzyılı aşmış kariyeriyle Zihni Göktay Hoca. Vezirler, sadrazamlar, krallar, şansölyeler dinlemediler. Tarih dinlemeyen insanların dramatik sonlarıyla mürekkeptir. Aman yarabbim. Hayır, kıtık yatağa alışmışım da kuş tüyü döşekte amudu fukarım yam oldu. İnsanın Tosun Paşa gibi bir arkası olursa elde edemeyeceği şey yoktur. Eskiden elektrik mi vardı be yavrum? Ben yengenize mum ışığında mektuplar, şiirler döktürürdüm. Trafo ceryanına çarpılmış gibi çarpılırdı yengeniz. Vallahi. Teşekkür ederim sevgili vatan. Bu övgü dolu sözlerin gerçekten beni hocam çok onurlandırdı. Teşekkür ederim. Bundan sonra da o sözlere layık olmaya ömrüm yeterse devam edeceğim inşallah. Estağfurullah. Evet, efendim işte gördüğünüz bu güzel Haldun Taner sahnesinde hisseli şaya. Hisse-i şaya. Düzeltiyorum, hisse-i şaya. Evet. Hisse-i şaya ne demek hisse-i şaya? Hisse-i şaya ortaklaşa mal demek. Ortaklaşa mal. Ortaklaşa mal. O da mal diye geçiyor ama aslında ortaklaşa bir ürün var. O da ayrılmış olduğum karımdan büyümekte olan bir genç kız var. O genç kız, onu da kendi kızım oynuyor burada. Tabii, detay, onu bilmiyorduk. Damadım da damadım oynuyor, kızım da kızım oynuyor. Ne güzel hocam. Böyle bir mutluluğa eriştim. Evet, bu dekor onun dekoru Hisse-i Şaya'nın. Bu akşam oynuyoruz, ikinci haftası çok burada. Çok özledik hocam. Tabii ki sorulmaz ama yaş kaç? Yaş, şimdi internette farklı şeyler yazıyor da. Bu ay itibariyle 70, 2 Aralık'ta 2 Aralık 2016'da 71'e basıyorum inşallah. 70'i devirdiniz diyecektim ama sizden onay almadan demek istemedim. Rica ederim. Hisse-i Şaya. Evet. Ve ikinci bir oyunu da oynuyor. 70 yaşında 52 yıllık kariyeriyle, enerjisiyle. Cibali Karakolu. Hayat bilgisiyle kendi sağlığını çok iyi kullanma yetisiyle de iki oyunu birden çıkartıyor Cibali Karakolu. Evet. O da bu sahnede. O da çeşitli sahnelerimizde oynanıyor burada. 8 tane şubemiz var. İdare hangi tarafı şey yaparsa, yazarsa o ay. Hocam nedir bunun sırrı? Yani 70 yaşındasınız, 2 oyun birden oynuyorsunuz. Allah sağlık saat Amin, versin. 2 yıl evvel büyük bir kalp ameliyatı geçirdiniz, bypass geçirdiniz ama mide yani ameliyatı da geçirdim. Midemi de aldılar. Büyük geçmiş olsun ama nedir bunun bir sırrı olmalı? Birkaç cümle istiyorum. Bu işi sevmek. Yani herkes bir şeye aşık olur. Ben tiyatroya aşıkım. Tiyatro aşığıyım. Ben işimi seviyorum. Onun için de burada olmak benim jeneratörüm. Yani burada seyircimle karşı karşıya olmak, işleyen demir ışıldar atasözü gibi ben de çalıştıkça ışıldıyorum. Bir de mutlu bir evliliğim var. 39 ama şimdi yıllık. Bir şey söyleyeceğim hocam. Azıcık dedikodu yapalım. Azıcık gıybet yapalım. Müsaadeniz olursa. Ama şimdi sizin yaşınızda ne bileyim
abilerimiz, amcalarımız, dedelerimiz evde oturup izdivaç programı seyredip ayaklarını uzatıp gülüyor, eğleniyor. Yani onu da söyle. İzdivaç programı izlemiyor musunuz? İzlemez olur muyum? Boş vaktimde onu da izliyorum çünkü bana etüt ediyor musunuz? Etüt ediyorum. Bana en büyük malzeme o zaten yani. O onlar bazı sosyal çarpıklıkların olan o magazinsel programlar var. Bir de dizilerdeki mekanlar çok enteresan geliyor bana. Mezarlık, adliye, depo, kavga, tabanca, tüfek, metrekareye 5 ceset. Şiddet. Bu son dönemdeki algı böyle. Son dönemdeki algı bu. Hiç mutlu bir aile ortamında bir dizi olmuyor. Zaten olursa reytingi düşüyor. Hemen 5 haftada dizi kalkıyor. Peki ama şimdi değerli hocam. O diğer bir şey bahsedeyim. 52 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Halen televizyon programlarını izleyerek, oradan ders alarak onları sahneye taşıyorsunuz. Ama yani 50 yılda milyonlarca dolar kazanmış yazlıklar, yatlar, katlar, arabalar, adalar, ne bileyim almış olmanız gerekirdi. Ya bana onu sordular. Ben de şairin dediği gibi dedim. Ne dediniz? Ne Akdeniz'de gemim, ne Ege'de yatım, bir kütüphane, bir de çek yatım dedim. Bravo. Yine iş aşkı değil mi? Hemen gelelim. Bu iş aşkı nerede başlıyor? Efendim, şu dönemde bile çok fazla desteklenmiyor aileler tarafından tiyatro. Birazcık topçu, popçu, daha böyle farklı popüler sektörler destekleniyor ebeveynler tarafından ama daha o dönemde, yani şu dönem... 60'lı yıllar. Şu dönemde. O çocukluğum benim. Bundan birazcık sonra. Birazcık sonra. O bundan iki tık sonra. İki tık sonra. Bundan bir tık sonra. Evet. Tiyatro arzusuyla yanıp tutuşuyorsunuz. Ve babanız destekliyor daha o dönemde. O dönemde. Nasıl çünkü, oldu hocam? Çünkü babam beni bu içinde şimdi uzun yıllardır içinde çalıştığım, 45 yıl çalıştığım şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne götürüyordu. Benim de 10 senelik bir Ankara Meydan Sahnesi maceram var. Hepsi birlikte 54 yıl oluyor. Şimdi beni babam maça götürmedi. Beni babam tiyatroya götürdü. 7 yaşından itibaren tiyatroya götürdü. Darül Bedai'ni, yani Güzellikler Evi dediğimiz şehir tiyatrolarının çocuk bölümüne, çocuk oyunlarına götürdü. Sonra 11 yaşında bastıktan sonra da kendisi diğer büyük oyunları seyrederken beni de annem babam hep birlikte şehir tiyatrosunun oyunlarını seyrediyorduk. Derken ilkokul müşamereleri, derken Pertevniyel Lisesi'nin tiyatro kolu, sonra Eminönü Halk Evi, İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Gençlik Tiyatrosu, Türkiye Milli Talebe Federasyonu Gençlik Tiyatrosu, derken 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde profesyonel hayatım başlıyor. Peki yani bu tiyatro, şimdi bir İsmail Dümbül'le ekolü var, orada bir tanışma hikayesi var ama var. Babanızla ilgili bir anekdot var mı? Şöyle somut olarak, yani vatancım şu var. Olmuştu oldu. Ve orada bir kırılma noktası olmuştu diyeceğim. Hemen anlatayım. Ben bu tiyatrocu olmaya karar verdiğim sırada tiyatro kollarına ailem tarafından anne tarafım, dayılarım ve dedem, hacı dedem bu işe sıcak bakmadılar. Onlar benim mimar mühendis şey olmam istiyorlardı, diş tabibi, eczacı falan olmam. Çünkü onların diğer iki tane dayımın çocukları şeydi. Onlar hepsi müspet ilimde ve iftarla geçiyorlardı sınıfları. Ben de çift dikiş gidiyordum. Her şeyi, sınıfı iki kere okuyordum. Borçlu geçiyordum. İşte matematik, fizik, kimya şey, onlar hep böyle şeyli, öğretmenler kurul kararı ve ite kaka. Tiyatro, edebiyat, sosyal bilgiler, bütün onlar hepsi 10, sosyoloji falan 10 ama diğer müspet ilimler şey, babam dedim tiyatrocu olmaya karar verdim. Babam dedi ki iyisini olacaksan seni desteklerim ama 5. sınıf bir aktör olacaksan desteklemem dedi. Söz veriyor musun? İyi bir aktör olacağına inancın var mı? Şimdi ağrına gitmez ama ileriki yaşlarda çok ağrına gider dedi. Ondan sonra acı dedem de bir gün babamın dükkanına geldi. Babam benim terziydi, zanaatkardı o. Dükkanına geldi, Fatih'te oturuyoruz. Dedi ki babama, duydum ki dedi, İbrahim dedi babama hitaben. Bu dedi adam dedi saçma sapan işlerle uğraşıyormuş dedi, tiyatrodan bahsederek. Hiç olmazsa ona bir pantolon dikmesini öğret de dedi, ileride dedi sürünmesin dedi. Bu benim çok ağrıma gitti. O öteki torunlarından şey alarak benim de mimar mühendis falan olmamı istiyordu. Ama ben tiyatroya gönül vermiştim. Onun üzerine ben burada profesyonel olmadım zaten. Ankara Meydan Sahnesi'ne gittim. İstanbul'dan göz önünden ayrıldım.
onların göz önünden ayrıldım. 10 sene orada kaldım. Babam beni destekledi. İyisini olacaksan seni destekliyorum dedi. O kadar. Yani şeyde kırılma noktası odur. Yani en azından köstek olmadı. Şöyle bir sırtınızdan ittirdi ama yine yalnız başınızasınız. Çünkü bizim meslekte torpil olmaz. Olmaz. Bu bir tek bu meslekte torpil olmaz. Sahneye bir kez çıkarsınız, bir kez torpil olur. Şu kuru tahta insanı kusar. Değil mi? Hemen atar. Evet. Mesela bunun üstüne boya dökülse bilmem ne kazınır, yenisi. Fakat bunun üstüne bir bardak zeytinyağı dök, istersen o tahta değişmedikçe orası hep kusar. Hep kusar. Onun için bunun üstünde sağlam durmak lazım. İşte 54 yıldır sağlam durmaya çalıştım. Maşallah. Maşallah ve devam efendim. İstanbul şeyde çocukluğunuzda İsmail Dümbüllü'nün orta oyunlarına. Bir tanışma hikayeniz var ama. Tanışma hikayemiz var çünkü İsmail Dümbüllü ustamızın nur içinde yatsın. Zaten 3 tane ödülünü taşıyorum ben İsmail Dümbüllü ustamızın, hocamızın. Büyük halk sanatkarı. Şimdi onun peşekarı Tevfik İnce amcamız. Onunla senelerce çalışan. Göbekli iri yarı bir abimizdi. Evet. O Fatih'te otururdu. Sarıgüzel'de. Biz de o tarafta oturuyorduk. Şimdi göbekli olduğu için babamı ısmarlama pantolon diktirdi. Sonra yüksek kemerli belli, düşük kemerli de öyle göbekli şey olduğu için. İşte o sırada babamın dükkanına geldiler bir gün İsmail amcayla birlikte. Babam da dedi ki, ya dedi, bizim Mahtum da dedi, tiyatroyla uğraşıyor dedi, halk evinde dedi, Eminönü halk evinde dedi filan. Onun üzerine gel bakayım, öp elimi dedi, başımı sıvazladı. Cenab-ı Hak benim gördüğüm umurları sana da nasip etsin dedi. Sırtımı sıvazladı. İşte o bana el verdi demektir. Yani. Evet. Ben de dedim sizi çok izliyorum babam dedim. Götürüyorum. Şans dileklerini evet. Çok güzel sunmuşsunuz. Bahçe sinemalarında, Gülhane Parkı'ndaki temsillerini babam beni götürüyordu. Şark Kıraathanesi'nin orada. Sarayburnu'ndaki şeyde Düzlük'te oyunları vardı cumartesi pazar. Oraya gidiyorduk, seyrediyorduk. Elini öptüm. İşte böyle bir tanışıklığımız var. Ondan sonra müteahhit defalar yine karşılaştık. Seneler sonra nereden bileceğim ki ödülünü alacağım. Müjdat arkadaşım benim, biz aynı mahallede doğduk büyüdük Gezen, Müjdat Gezen'le. O bana 2002 yılında her sene 27 Mart'ta verdiği İsmail Dümbüllü ödüllerinden bir tanesini de bana verdi. Değerli hocam, kavuklu pişekar ve meddah. Evet. Yani o dönemde evet. Vardı. Şimdi dönemde pek fazla bir karşılık bulmuyor galiba. Bulmuyor. Şimdi bu şeyden kâri kadim dediğimiz yani eski tip orta oyunları literatürde 16 tane Abdülrezzak Efendi'den bu yana 16 tane orta oyunu vardır. Basılı olan. Kitaba geçmeyen ve suya yazı yazılmış vaziyette İbişli Tulaat oyunları falan var. Onların bir kısmı da arşivlerde var ama asıl şeyde eski tip oyun, Metin Ant'ın bize naklettiği eski tip orta oyunlarından, Cevdet Kudret'in yazdığı kitaptaki olduğu gibi zirevaç görmez. Çünkü nev icat dediğimiz yeni icat, kavuklu ve pişeker ve diğer tipleri yenileyemedik biz. Yani güncelleyemedik. Eğer onları güncelleseydik orta oyunda bugün halen siz devam ediyor olurdunuz. Olabilirdik ama yeni sistemin öncülerinden olabilirdiniz. Olabilirdik. Ama aynı kanava içinde başka yine güncel olaylar yine var. Mesela Kanlı Niger. Eski bir Karagöz oyundur. Şimdi Sadık Şendil abimiz yazdı. Biz 5 yıl oynadık. Kanlı Niger hala bir muhtelif tiyatrolarda oynanıyor. Ki feyiz aldığımız insan Muammer Karaca. Birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama birbirinize katlanmak zorundasınız dedi. 30 mumluk ampullerin arasında böyle kadromuz yoktur. 25 lirayı övmeyeli figüran kadromuz vardır kabul edersen. Çıktım tiyatroya oyuna geliyorum. 22 yıl sonra o rol bana nasip oldu. Nasıl oldu? Şimdi usta çırak ilişkisi ne buradan Demburcan da hocam? Şimdi siz usta oldunuz, öğrencileriniz oldu ama bir dönem siz de çıraktınız. Evet. Kimlerle çalıştınız? Alaylı efendim. Kimlerle çalıştınız hocam o dönemde? Siz çırak oldunuz dönemde. Kimlerden böyle güzel feyiz aldınız o dönemde? Vallahi bizim bulunduğumuz Eminönü Halk Evi'ni haftada bir kere yahut 15 günde bir kere ki feyiz aldığımız insan Muammer Karaca. Ya. İşte İsmail Dümbüllü. Ondan sonra efendim son yıllarda ben de profesyonel olduktan sonra hala izledim Nejat Uygur. Sonra birlikte çalıştığım Erol Günaydın. İşte
Acı tatlı hatıralar. Gazanfer abim nur içinde yatsın. Birlikte çalıştığım feyiz aldık. İşte Gazanfer abim ve bugün kaybettiğimiz Gönül ablamla birlikte bir hatıramız işte böyle bir fotoğrafta kaldı. O dönemden hatıralar beklentim var açıkçası. Yani Suna ablam. Geleceğiz Suna abla. Zaten evet, apayrı bir ekol. Evet, ona, evet. Onunla olan ona maceralara geleceğiz. Yani orada usta çırak ilişkisinde acemilik çektiğiniz dönemlere ait bir anekdotlar, bir hatıralar var mı acaba zihninizde değerli hocam? Şimdi tabii ben Tanzimat ve Osmanlı Tiyatrosu'nu beni bu tiyatroya alan Basri Rıza Zobo hocamızdan öğrendik. Ondan da çalıştım. Batı Tiyatrosu'nu da Muhsin Ertuğrul hocamız da bu tiyatronun kurucuları ve koruyucuları, banisi ve hamisi diye adlandırdığımız bizim tabirimizle, eski tabirle. Tabii onlardan feyiz aldık. Onlarla olan anılarımdan bir tanesi yine tiyatronun böyle karmaşık bir döneminde Vasfi Rıza Bey, biz bu tiyatroyu çok zor şartlar altında kurduk Muhsin'le. Birbirinizle kavga ediyorsunuz. Bir ihtiras ve tutku mesleğidir. Dedi. Şu orkestra çıkımına dayandı. Harbiye Muhsin Ertuğrul'un sahnesinde. Sahneye de çıkmadı. Şey, belini koydu orkestra çıkımına. Dedi ki birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz. Ama birbirinize katlanmak zorundasınız dedi. Biz burayı 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı sırasında çok zor şartlar altında kurduk. Ve bugüne getirdik. Onun için dedi, kavga etmeyin, iyi geçinin dedi. Birbirinizi sevmek zorundasınız, değilsiniz ama katlanmak zorundasınız dedi. Bu bizim kulağımıza küpe oldu. Çünkü bu tiyatroda dedikodu, her tiyatroda dedikodu bitmez. Çünkü Fransız atasözü vardı, beyaz köpek pamuğu görünce havlar. Hocam Ankara günlerine dönelim. Ankara günlerine. Evet. Şimdi böyle bir içsel bir fırtına yaşadınız. Bir varyansın. Orada kendi ayakları üzerinde durmak ihtiyacı. 10 yıl evet. Ankara. Şimdi Ankara Meydan Sahnesi'ne katıldım. Eşeğin Gölgesi oyununda 4-5 tane küçük rolüm vardı. O şekilde anlaşmıştık. Küçük rollerdi. Fakat gittikten bir hafta sonra tiyatronun sahibi, Allah rahmet eylesin, Çetin Köroğlu beyefendi bana, bir arkadaşımız, başrol oynayan arkadaşımız Teoman Özer abimiz, nur içinde yatsın, alelacele askere alındı. Alelacele o gece bir şey, inzibat geldi, genel provadan aldı. Çetin abi de bana dedi ki oğlum al bu rolü, başrol Şaban rolü, Eşeğin Gölgesi'ni al bunu dedi. İki gün sonra dedi sen çıkacaksın sahneye dedi. Öteki roller, onları biz hallederiz dedi. Verdi. Yürüyüm gittim, opera meydandan aşağı indim, Ankara Garı'na gittim. Ankara Garı'nda bekleme salonunda oturdum, o 30 mumluk ampullerin arasında böyle rolü ezberlemeye çalışıyorum. Tabii o zaman gözlerim de çok sağlam, bakıyorum falan. Saat 2'de geldiler, bekleme salonunu kapattılar. Dedi ki adam burası dedi kapanıyor dedi, temizlik yapacağız kardeşim dedi. Sen dedi perona gitti. Zaten tren miren gelmez, sabah 5'te gelecek ilk tren dedi. Çıktı peronun ortasında, Kasım ayının ortasında, soğuk, ayaz. Peronda hava gazı lambalarının altında ben elimde tek rol ezberliyorum. Sabah 6:30-7'de gittim tiyatronun kapısına, çay ocağı açılmış. Terzioğlu Han'ın altına indim, meydan sahnesi oradaydı, Bodrum katında indim. Zatürre'ye başlangıcı olmuş. Öksürüyorum böyle kötü bir şey. Ve 10 yıl boyunca zorluklar ama kendini eğitme, bir tiyatro okulu tabii. Azmettim. Oradan hiç başka bir yere kıpırdamadan o tiyatroda sonra terfi de ettim. Müdürlüğünü de yaptım o tiyatronun. Her şeyiydim. Kapanana kadar. 1973 Mayıs ayına kadar o tiyatroda kaldım. Kapanmasıyla, bu Ankara'daki tiyatronun kapanmasıyla İstanbul'a tekrar bir geri dönüş var. İstanbul'a geldim. Evet. İşte kimsenin ağzı torba değil, büzemezsin. Bak gittin de işte şey olamadı bir türlü. Bak tiyatroda dik iş tutmadı. Bak tiyatron kapandı da şudur bir değil laflardan. Kendimi kurtarmaya çalışarak öyle eleştirilerden. Yani aile tarafından yani. Şey, babam hariç. Aile diğer efertler tarafından. Gördün mü bak
bir okusaydın, mühendis olsaydın, fakülte bitirseydin, işte diş doktor olsaydın böyle olmazdı. Bak tiyatron kapandı, şimdi ne yapacaksın? Ben de sarı pazarında limon satacak halim yok ya. Bir dilekçe yazdım. 10 senelik birikmiş bütün dosyamı da şey, hakkımda çıkan eleştirileri, şeyleri, gazete haberlerini aldım, götürdüm. Vasfi Rıza Hoca'ya dilekçemle birlikte verdim. Bana bir ay içinde cevap geldi. Kadromuz yoktur. 25 lira yövmeyeli figüran kadromuz vardır. Kabul edersen gel dediler. Gittim. Kabul ettim. Sonra işte şehir tiyatrosunda 73 yılının Kasım ayında şehir tiyatrosunda Bizans Düştü oyunuyla başladım. Ondan sonra işte Merhaba Anneciğim, Muhtemet Ali Rıza Bey'in hayat hikayesi derken Muhsin Bey geldi. Vasfi Bey istirahate çekildi. Muhsin Ertuğrul hocamız geldi. O da gelince bir 16 kişilik kadro almıştı belediyeden. O 16 kişinin altına bir kişi daha yazdı. 17 kişi olarak biz hep birlikte kadroya geçtik. Erhan Yazıcıoğlu filan hep birlikte. Nilgün Kasapbaşıoğlu, şimdiki kasap. O zaman Nilgün Özhan'dı, kızlık soyadı. Hep birlikte daha birçok arkadaşım vardı ilk aklıma gelenler. Biz şey olduk, profesyonel olduk. Ve böylece devam ettik. Profesyonel olduk değil, şeydi, kadrolu olduk. Kadrolu oldunuz, evet. Ve aslında biraz da uluslararası üne kavuşacak büyük bir rekorlar kırmış oyuna adım atacağız. Ha, 1984 yılında, evet. Lüks Hayat. Şimdi hocam, Lüks Hayat... Siz kaçıncı yılında kadroya dahil oldunuz? Ben şehir tiyatrosunda mı? Evet. 74. 74. 73'te tiyatroya girdim şehir tiyatrosunda ama 74'ün Mart'ın 25'inde şey oldum. Kadrolu. Kadrolu. Şimdi Lüks Hayat'ın inanılmaz rekorları var. Var. Hadi o zaman sizden dinleyelim. Yani sadece 28 yıl 3800 küsür oyundan ibaret değil. Birçok benzetmeli rekorlar var. Lüks Hayat'ın, bir kere Lüks Hayat'ın hatıra olarak şöyle anlatayım. Lüks Hayat'ın doğuşunu anlatayım ben. Lüks Hayat, ben radyo evinde bir Arkası Yarın programında, çocuk bahçeleri Arkası Yarın radyo tiyatroları vardı o zaman. Çıktım tiyatroya, oyuna geliyorum. Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'na. Orada evin önünden gelirken karşıdan Suna ablam geliyor. Tiyatronun önünden çıkmış. Ayrol abla dedim, nereden dedi. O zaman bizim tiyatroda oynamıyorsun abla, ayrılmıştı. Dışarıda Egemen Bostancı müzikallerinde falan oynuyordu. Dedi, Gencay Gül'ün hanım dedi, çağırdı beni dedi. Lüks Hayat konulacakmış sahneye. Onu. Lüks Hayat deyince benim, Ütopya benim için çok önemli bir hadise. Çünkü ben 1962 yılında Lüks Hayat'ı Muammer Karaca üstadımızdan seyrettiğim zaman balkonun birinci sırasında oturuyordum. Eminönü Halk Evi'ndeydi o sırada. Dedim ki ya Allah bana dedim, Muammer abinin oynadığı bu dedim Zonguldaklı şeyle Rıza rolünü dedim. Külhan Bey Rıza, Zonguldaklı Rıza var da Külhan Bey Rıza rolünü bana nasip eder mi Cenab-ı Hak bana dedim. 22 yıl sonra denen kitaptaki gibi hani var ya öyle bir şey. Çok istedim. Evrene söylediniz. Evrene söyledim. 22 yıl sonra o rol bana nasip oldu. Nasıl oldu? Benim şahsi gayretimle oldu. Bunu duyunca ben Suna abladan dedim, kimle görüşmem lazım? Ben bu rolü istiyorum. Gencay Gül'ün hanımefendi. Gencay Gül'ün hanımefendi de Margaret Thatcher gibi demirleydi yani. Öyle bir diploma, aynı zamanda diplomat sefire ve çok ilk kadın genel sanat yönetmeni. Bu yanına yaklaşabilmek için yani destur, öyle bir şey. Bunu duyunca ben bir şekilde Gencay Gül'ü kim koyacak sahneye? Haldun Dorman dedi, müzikallerin ünlü yönetmeni. Haldun abiyle de pek samimiyetimiz yok. Merhabamız var ama hani bu rolü ben oynamak istiyorum diyecek kadar bir ileri gidecek bir durumum yok. Fakat gemi ağzıya aldım. Ne olursa olsun dedim, bir gün yönetim kuruluna Sezai Altekin'le birlikte, arkadaşım, kankam, arkadaşımla birlikte gittim yönetim kurulu şeyini. Bastım derler yani odayı. Çaldım kapıyı. Ben bu rolü istiyorum arkadaş. Girin demeye fırsat kalmadan açtım kapıyı, girdim. Böyle bir durum dedim. Varmış, işittim. Gencem dedi, yok dedi, şehir efsanesi sakın filan değil. Ta, diplomat olduğu için öyle bir şey. Evet var filan demedi. Dedim ne olur dedim, yani saklamayın. Bu dedim varmış, konuluyormuş. Haldun Bey de orada oturuyor filan. Ben bu rolü istiyorum dedim. Sizi mahcup etmem. Eğer dedim bana vermezseniz
büyük bir duygusal sömürü içinde. Eğer bana bir şey olursa dedim, benim mezarımdan duman tüter dedim. Böyle bu şekilde için. Sonra aradan bir hafta geçmedi. Orkestra şefi Önder Bali bir audition yaptılar. Kulak, ses, kulak filan. Ondan sonra rol tevzihatı asıldı. Rıza, Zihni Göktay, Zeynep Suna Pekuysal, Fıstık, Sezai Altekin. Bu üçlü tamamlandı. Ondan sonra zaten bir güzel bir A kadro yapıldı. Alev Gürzaplı, Birsen Kaplangılı, Allah rahmet eylesin. Birsen ablayı da kaybettik. İşte güzel bir kadroyla başladı. İşte 3800 küsür rakamlarla, 60 bin kilometre turnesi var. Dünyanın çevresi 40 bin kilometredir. Gittiğimiz yerlere... Dünyayı 1,5 kez kat ettiniz. Kat ettik. Yani turne yolculuğunda. Evet. İşte dış turneler oldu. Almanya turnesi oldu, Kıbrıs turnesi oldu. Türkiye içinde, Misak-ı Milli Hudutlar içinde orkestra çukuru olan ve dekoru sığacak bütün yerlere gittik. 5'er kere gittik. Antalya'ya 5 kere gittik, Trabzon'a 4 kere gittik, işte Adana'ya 4 kere gittik, Ankara'ya 5 kere gittik, çok yere, İzmir'e gittik. Türkiye içinde gittiğimiz yerlerin sayısı çok fazladır. Orkestra çukuru olmayan yerlere dahi gittik. Birinci sırayı iptal ettik. Orkestra oraya dizildi. Oynadık. Benim etrafımda 134 kişi değişti başladığımız günden bu yana. 2012 yılının 16 Ekim'inde Üsküdar Müsahipzade Celal Tiyatrosu'nda son kez oynadığımı bilmiyorum ben. Son kez oynamışım çünkü bir farkında olmadan bir kalp krizi geçiriyormuşum. Hemen şey yaptık. 5 Kasım'da da ameliyat oldum. Bypass, koroner bypass ameliyatı oldum. Sağ olsun Gökçen Hoca, Gökçen Orhan Hoca beni sağlamlaştırdı. Tekrar tiyatroma iade etti. Binlerce kez aracılığınızda binlerce kez teşekkür ediyorum. Maşallah. Türk seyircisine beni emanet etti tekrar. Tekrar daha da sağlıklı sağ şekilde gördük hocam sizi. Sağ olsun. Lüküs hayat, lüküs hayat. Ve halen de ben oynarken akıyor. Gelme dedim, feribotu bekle dedim. Çocuklarımdan ilgilenirdi. Beni dövmek üzere bana gelirken böyle güzel anılarımız vardı. Suna ablayı kaybettik dedi. Şişli'de bir apartman, yoksa eğer halin yaman, nikel kübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil, biri açık biri değil, ahçı uçak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler, hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya, gece olur davetlisin, ya dinleye ya baloya, hey lüküs hayat. Lüküs hayat, bak keyfine yan gel de yat. Ne öbür şey, oh ne rahat, yoktur için lüküs hayat. Bravo hocam. Gerçekten ayakta alkışlanacak müthiş bir oyuna, müthiş bir Rıza karakteriyle 28 yıl boyunca 3800 oyuna can verdiniz, kan verdiniz. Nerede be, yerin dibine dikildi bu adam. Sevgili kardeşim birader, size gizli bir çift sözümüz var da. Kız, bu ne kılık böyle? Köşe yastığı gibi. Kırlent kırlent. Allah sen ne anlarsın sen? Gizli bir çift sözümüz var. Ben rahatsız etmiyorum ya. Beni ediyorsunuz ya. Estağfurullah, rica ederim. Şeref verirsiniz. Burada kalın. Lodos geldi. Yukarıda işlerim var. Siz keyfinize bakınız. Bakınız hanımefendi, biz keyfimize bakınız. Yenge olur mu? Ne istersek yaparız. Size iş mi yaptırıyorum? Bana bak, ne karışıyor bu be? Ne karışıyor kardeşim? Bizim aramızda hallederiz. Bana bak, geri gittin artık ha. Elmaslar nerede? Elmaslar nerede? Elmaslar nerede? Elmaslar sahibinde. Şimdi lüküs hayat deyince tabii ki Zihni Hoca ama tabii ki Suna abla. Suna abla. Şimdi Suna ablayla kaç yıl devam etti? Suna ablamla... Yani 28 yılın kaç yılı? 14 yılı. O birinci Zeynep'tir. İkinci Zeynep Funda Postacı. Hı hı. Ondan sonra efendim üçüncü Zeynep de Şenay Saçbüker'dir. Funda Postacı'yla da oynadım. 7-8 yıl. Ondan sonra kapanana bitene kadar, yani ben ameliyat olana kadar da Şenay Saçbüker kardeşimle oynadım. Suna ablayla onlarca değil, yüzlerce, belki binlerce hatıra 14 yıl boyunca. Evet. Ben
hem bir acı hem bir tatlı hatırayı arşivime koymak durumundayım Zihni tamam. Hocam. Bize lütfen bu müthiş dostluk, partnerlik, abla kardeş... Lüküs Hayat, evet. O dönemin başbakanları, cumhurbaşkanlarının evet. karşısında... Cumhurbaşkanları eskitti bu oyun. Başbakanlar eskitti. Amerika'da bile 4 tane cumhurbaşkanı değişti yani şeyde Lüküs Hayat devam ederken. Ben kısık ateşte altını sıcak tutarak Lüküs Hayat'ı güncelledim. Kan havayı bozmadan güncelledim. Şimdi Suna ablayla ona hatıratıma gelince Suna ablam sahne üstünde bir yerde beni pataklamak için beni dövmek üzere geliyor. Çünkü sevgilisi oynuyorum. Kendisine ihanet etmişim Lüküs Hayat'ta. Gelecek. O sırada da bizim sahnemiz yeni tamir olmuştu. Şeyde Muhsin Ertuğrul sahnesi bu yeni şu anda yapılan değil. Gencey Hanım bir revizyondan geçirmişti. O tiyatroda başladığımız zaman yerde bir yer muşambamız vardır. O ondolin böyle ondolin olmuş böyle. O sırada da şiddetli bir yağmurda su tavan Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun tavanından sular akmış. Akmış. Ve halen de ben oynarken akıyor. Ama Suna abla onu görmedi. Orada bir su birikintisi var oluk gibi. Beni dövmek üzere bana gelirken oraya basacak. Bir de rahatsızlığı var, kemik hastalığı var. Evet. Basıp da ayağa kayıp düşerse yanarız. Yanarız. Peynir gibi dağılır kemikleri yani. Öyle bir şeydi. Çok ihtimam gösteriyoruz. Pamuklar içinde saklıyoruz Suna ablamızı. Bir şey olmasın diye. Bana gelirken ben onun karşısında doğaçlama yapmazdım. Çünkü o benim harf değiştirmemi istemezdi. Diğer sahnelerde doğaçlama yapardım ama Suna ablanın son harfine kadar repliği verirdim. Ezberi. Fakat o bana gelirken o suyu gördüm ve oraya basıp düşeceğini yani %80 tahmin ettiğim için Zeynep dur gelme dedim. İlk defa böyle bir şey. Kaç temsil oynuyoruz senelerce. Hı. Gelme dedim. Ne var dedi. Gelme dedim. Feribotu bekle dedim. Şey arada su göl olmuş ya. Anlamadı tabii. Anlamadı. Ondan sonra ben durdum. Oyunu durdurdum. Çünkü çok zor sahnede bunu kavrayabilmek. Tabii hiç. Bende şey yoktur. Bende doğaçlamada öyle. Şimdi açık biçim oyun oynuyoruz. Seyirlik biçim yani. Lüküs Hayat da olsa orada bir hayat memat meselesi var. Ben seyirciye dedim ki efendim. Siz görmüyorsunuz ama dedim burada dedim göl haline gelmiş bu muşambanın ortasındaki çukurda dedim. Ablam dedim buraya gelecek şimdi dedim ayağı kayıp düşecek oyun yarım kalır dedim. Bir de üstelik dedim hastanelik olur. Hı hı. Onun için dedim gelme feribotu bekle binip gel diye dedim söyledim. Dedim alkış kıyamet kopuyor. Evet. Ve bu sahnede 14 yılınızı birlikte vefa ettiğiniz değerli ablanız, partneriniz. Oyun arkadaşınız, sahne arkadaşınız Suna ablanın evet. Vefatı. Çekime gidiyordum. Beykoz Kındıra Fabrikası'nda çekime gidiyordum. Birden genel sanat yönetmeni Orhan Alkaya'ydı o zaman. Telefon etti. Zeynep neredesin de çekime gidiyorum Orhan'cığım dedim. Ha dedi. Bir şey söyleyeceğim. Buyur dedim. Ben araba kullanmıyorum. Beni dedim götürüyorlar dedim. Zaten Orhan bilmiyor benim ehliyetim diyor. Ben araba zaten kullanmıyorum. Suna ablayı kaybettik dedi. Çekimi yani arabayı geri döndürmedim ama gittim Beykoz Kundura Fabrikası'na çekime. Ben çekim yapamayacağım dedim. Aa, yani set kurulmuş her şey. Dedi. Ne oldu hayrola? Dedim böyle böyle. Anlayış gösterdiler tabii. Bugün iptal edelim dediler. Tekrar döndüm ama perişan oldum. Benim gerçek ablam, bir tane ablam var. Benden büyük. 10 yaş büyük ablam var. Bir de Suna ablam. O gerçek ablam kadar yakındı bana. Aynı zamanda bir aile dostumuzdu. Çocuklarımdan ilgilenirdi. Sık sık telefon ederdi karıma zihni seni üzüyor mu şöyle mi böyle mi filan aile hayatımıza. Yani gerçek ablam kadar yakındı ve de yalnız Suna ablamla ben sahne üstünde değildim yani şey dedi çekimlerde de bütün dizilerde Kurumta Ailesi'nde olsun Ah Şu Komşularımız dizisinde olsun
bütün Ramazan programlarında Erol abi, o Gazanfer abi filan onun içinde yatsınlar. Beraberdik. İşte Ataköy'den cenazesini kaldırırken de fena oldum. Kötü oldum. Gelen arkadaşları da, televizyoncuları da elimden geldiği kadar bir şeyler, duygularımı aktarmaya çalıştım. O benim hem rol arkadaşımdı hem de manevi ablamdı. Gıdama kadar karışırdı. Gece telefon oyundan sonra eve gideriz. Gece gittikten sonra biraz dinlenir, telefon açar gece yarımda filan. Saat 3'e kadar bu kuliste konuşmadıklarımızı konuşurduk. Onun da adı sakız değiştirelimdi. Sakız değiştirelim, dedikodu yapalım derdi. Hmm. Burada herkesin içinde konuşmadıklarımızı dertleşirdi, konuşurduk. Böyle bir... Evet. Böyle güzel anılarımız vardı. Yani şey, yeri doldurulmaz. Halen de fotoğraflara baktıkça ya da eski CD'leri izledikçe kötü oluyorum. Şöyle ki o 24 Temmuz'da vefat etti. 24 Ekim onun doğum günüydü. Benim de evlenme yıl dönümümdü. O bizim evlenme yıl dönümümüzü tebrik ederdi. Ben de onun doğum gününü, biz de Sevinç Hanım'la birlikte, eşimle birlikte onun doğum gününü kutlardık. Böyle bir örtüşme vardı. Evet. Peki. Çok çok güzel günlerimiz geçti birlikte. Nur içinde yatsın. Sizi daha fazla özmeyelim hocam. Kesinlikle. Rahmetle ve büyük hatırasıyla onu bir kez daha almış olduk. 8-9 kere seyrettim. Bana böyle bir güzellik yaptılar. Aferin, sen benden 5 yıl fazla okumuşsun diyor. Pencereden konuşur, halkın hislerine tercüman olan. Tiyatro hayatın bir aynasıdır. Bizim gibi usta olmalarını tavsiye ediyorum. Bir Cibali Karakolu, yani şu anda da aynı zamanda ikinci oyununuz oynadığı, evet. Cibali Karakolu. O ne kadardır devam etti hocam? O şimdi üçüncü senesi. 175 temsili buldu o da. Devam ediyor. Çıkar çıkmaz bir saat içinde bütün aylık biletleri bitiyor. Cibali Karakolu ile ilgili yaşadığınız böyle bir ilginç ya da size farklı gelen değişik hatıralarınız var mı? Cibali Karakolu'nu bir ustalarımdan, Necdet abinin de çok özel bir yorumu vardı. Necdet abim de uzun yıllar önce, ben Cibali Karakolu'nu rahmetli Muammer abi oynadığı zaman ilk gittiğimde beni tiyatroya almadılar, babam götürdüğünde yaşım küçük olduğu için. Hmm. Ama Muammer abi de uzun müddet 5000 temsil oynadı Cibali Karakolu'nu. Hmm. Aralıklarla oynadı. 11 yaşında Cibali Karakolu'nu ilk seyrettim. Ondan sonra müteaddit defalar hep 8-9 kere seyrettim. Cibali Karakolu'nu seyrederken de aynı Lüks Hayat'ta olduğu gibi dedim ya, bu rolü çok oynamak isterim dedim ben. İşte bundan 3 sene önce de sevgili Erhan Yazıcıoğlu genel sanat yönetmeniyken Ayvalık'ta yazlıktayım. Telefon geldi. Erhan hayırlı olsun, genel sanat yönetmeni olmuşsun. Ben seni arayacaktım dedim. Dur dedi, ben seni aradım daha önce dedi. Dedi bırak dedi tatili matili, gel dedi. Şehir tiyatrolarının 100. yılı münasebetiyle dedi. 2014'te Cibali Karakolu'nu yapıyoruz dedi. Pılını pırtını topla yazdan son ben gel dedi. Ağustos'un 15'inde toplandık geldik. Provalara girdik. Bana böyle bir güzellik yaptılar. İçinde ukdesi kalmayacak bir şey de öyle gerçekleştirdi. Cibali Karakolu'nda sizi etkileyen ve izleyicilerinizle iletişim kurduğunuz, köprü kurduğunuz, hiç unutmadığınız repliğini, sizin için özel repliğiniz bizle paylaşır mısınız? Ha, o kadar çok var ki var geçirin. Komiser muavin ne diyor ki? Oğlum diyor, sen diyor, senin tahsilin nedir diyor. Efendim diyor, ilkokul diyor. Aferin, sen benden 5 yıl fazla okumuşsun diyor. Şimdi, peki diyor, sen niçin diyor komiser olamadın, muavin olarak kaldın diyor. Ben kadro yokmuş diyor. Haklısın oğlum, şehir tiyatrosunda da kadro yok diyorum. O da bir alkış alıyor. Gülelim, üstü şekerli espriler bunlar. Ve aslında bir başka kariyeriniz de var. Hep tiyatro konuştuk. Televizyon.
Evet. Sizi milyonlarla, binlerle buluşturan tiyatro ama milyonlarla buluşturan da televizyon. Evet. Yakın dönem televizyona gelirsek. 2014. Evet. Ben sanki 2012-2013 gibi düşünüyordum ama... 2014. Sadece pencereden görünen... Serbest. Mekanı olan ama zihnimizde kazılmış bir karakter daha yarattınız, ürettiniz. Servet. Kanal D Prodüksiyon. Servet abi için neler söylersiniz? Sağduyudur. Pencereden konuşur, halkın hislerine tercüman olan, halkın söyleyip, isteyip de söylemedikleri içinde kalan ve bir takım dolmuşlarda, otobüslerde ya da aile meclislerinde tartıştıkları konuların Servet abi tarafından dillendirilmesidir. Hmm. Pencereden konuşur. Şeylere parmak basar. Türkiye'deki bazı sosyal çarpıklıklara, yaşadığımız güncel olaylardaki hatalara, yaşayış biçimine, fazla politik olmadan, altını flomasterle çizmeden onları söyler. Aile hayatına çok önem veren bir adam, Servet abi sağduyulu bir karakterimiz Servet abi. Peki, çok severek oynadığım bir roldü. Değerli hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Bir otobiyografi programı. Hatıra defterinizin sayfalarını bizle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ama bu otobiyografide istiyoruz ki hayatının 52 yılını, yarım yüzyıldan fazlasını tiyatroya adamış, vefa etmiş çok kıymetli değerli konuğumuzun, değerli konuklarımızın kendisiyle de bir minik hesaplaşma, hatıraları da tekrar göz önüne getirerek bir minik hesaplaşma yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve aynı zamanda oradan damıtılmış güzel mesajları da gençlerimize, izleyenlerimize, size örnek alanlara, sizin öğrenci adaylarınıza paylaşalım isteriz. Zihni Göktay'a, kendisine, 50 yıla ve yeni gelecek olan zihnilere mesajı, önerisi, daveti, uyarısı, tavsiyesi bir abimiz olarak şu kameraya, kendi kameranıza tabii, bakarak biz, ne olurdu? Tiyatro hayatın bir aynasıdır. Biz insanı insana, insanla anlatan bir, dünyanın en eski mesleklerinden birini yapıyoruz. Yeni yetişen sanatçı adaylarına bol bol gözlem yapmalarını, 7'den 70'e kibirli davranıp da böyle yüksekten bakmadan herkesten mütevazı davranış içinde iyi geçinmelerini, halklarıyla, halkıyla bütünleşmelerini ve bol bol kitap ve gazete okumalarını, insan izlemelerini, dağarcıklarını zenginleştirmelerini tavsiye ediyorum. Yoksa böyle palyatif işlerle meşhur olmak, köşeyi dönmek gibi bir düşünceleri olmasın. Elbette tabii bir emek karşılığı, para da kazanacaklar ama böyle şeyler, ütopik rakamlarla gerçek sanatçı olmadan ortalıkta PR'larını olur olmaz magazin haberleriyle yükselterek ve de gece hayatından ari, mütevazı bir yaşam içinde usta olmalarını, bizim gibi usta olmalarını tavsiye ediyorum ben. Meslekleriyle ilgili yükselmelerini istiyorum. Nokta. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Zihni Göktay misafirimizdi, konuğumuzdu. Biz de onun sahnesine misafirdik. Hatıra defterinin, kendi hatıra defterinin sayfalarını birlikte araladık. Birçok rekora, birçok başarıya, birçok oyuna, birçok karaktere can vermiş, ömür katmış kıymetli tiyatro emektarımız, değerli ustamız, üstadımız Zihni Göktay'ı ağırlamaktan onur duyduk, şeref duyduk. Haftaya yine TRT Haber'de bir başka hatıra defterimizin sayfalarını aralayacağız. Biz başka çok kıymetli ustaya misafir olacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin. Bu güzel otobiyografik arşivsel programımızı takip edin isteriz, dileriz. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun, teşekkür ederim.
Müzik.